Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün yine yiyen herkesin bayıldığı kolay ve az malzemeli bir börek tarifi hazırladım sizler için. Bu böreği şimdi yapım aşamalarına birlikte bakalım. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı oda ısısında su, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı oda ısısındaki sütü alıyorum. Yarım tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozunu da boşaltıp tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Lütfen her zaman olduğu gibi unu kontrollü olarak ekleyelim. Ben toplamda 4.5 su bardağı un kullandım. Marka ve kalitesine göre mutlaka farklılık gösterecektir. Bu şekilde ele yapışmayan, yumuşak dokulu bir hamur olmalı. Yoğurmuş olduğum hamuru hemen birazcık un serpmiş olduğum masanın üzerine alıp 8 parçaya kesiyorum. Tüm parçaları yuvarlayarak düzgün bir beze haline getiriyorum. 8 tane bezeden ikişerli grup olarak 4 adet hamur elde etmiş olacağım. Yani 4 kez hamur açacağım. Öncelikle 2 tane bezeyi tatlı tabağı boyutunda olacak kadar açıyorum. Şimdi açmış olduğum bir tane hamurun yüzeyine birazcık un serpiştirip ikinci hamuru üzerine koyuyorum ve bu şekilde iki, iki hamurdan bir tane hamur elde etmiş oluyorum. Hiç beklemeden bu şekilde iki hamuru üst üste açmaya başlıyorum. tatlı hamur gibi incecik tül gibi olmasına gerek yok. Fakat yine de böyle 55-60 santim çapında olacak kadar açıyorum. Malzeme listesini yazılı ve ölçülü olarak da videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru güzel yoğurduğumuz zaman bakın hiçbir şekilde yapışma, yırtılma vesaire olmuyor. Yeteri kadar açmış olduğum hamurun yüzeyine eritip oda ısısına getirmiş olduğum yağdan bolca serpiştiriyorum. Hamurun hiçbir yerinin kuru kalmamasına özen gösteriyorum. Yağladığım hamurların böyle dörder parmak genişliğinde olacak kadar iki başından katlıyorum. Katlamış olduğum kısımlara şerit halinde iç malzemeden yerleştiriyorum. Ben klasik ufalanmış beyaz peynir kullandım. Damak zevkinize göre kullanacağınız iç malzemeyi ayarlayabilirsiniz. Patates, kıyma, ıspanak, pırasa vesaire kendinize göre değiştirebilirsiniz. Her iki baştan da hiç malzemenin üzerini kapatarak rulo olarak ne çok sıkı ne çok gevşek olacak şekilde ortaya kadar sarıyorum. Aslında bakın bir tane açmış olduğumuz hamurdan iki tane börek elde etmiş oluyorum. İki başı da ortada birleştirdikten sonra kendi etrafında döndürüp gül şeklini verip tepsinin içerisine alıyorum. Kesmenize hiç gerek yok ortadan bu şekilde katlayıp tepsiye yerleştirelim. Diğer hamurları da yine aynı işlem ile tamamlıyorum. Ben yuvarlak bir tepsinin içerisinde kendi etrafında döndürerek tepsi böreği hazırladım. Siz dilerseniz tek tek sardığınız gibi porsiyonluk olarak teker teker de pişirebilirsiniz. Kanalımda daha bir sürü yoğun ilgi görmüş hamur işi tariflerim mevcuttur. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz birbirinden pratik, birbirinden az malzemeli ve yapımı oldukça kolay olan tarifler içerikleri üretmekteyim. Dilerseniz kanalımdan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz söylediğim gibi. Bu şekilde devam ettirerek 4 hamuru da açıp tepsiyi dolduruyorum. Ne çok sıkı ne çok gevşek Hamuru yağlarken kalmış olan 2 yemek kaşığı kadar yağı da hamurun yüzeyine sürüyorum. Kesinlikle yumurta sarısı sürmedim ki böreğin yumuşamasını istemediğim için fakat kendi damak zevkinize göre değiştirmek isterseniz kalan yağın içerisine bir tane yumurta sarısı ekleyip karıştırıp böreğinizin yüzeyine sürebilirsiniz. Fırına göndermeden dilerseniz üzerine susam, çörek otu vesaire de serpiştirebilirsiniz. 180 derecelik alt üst ayar ısınmış fırına gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrollü olarak pişirelim. Çok güzel kızardı. Hemen fırından aldım. Sizlere dokusunu, iç kısmını yakından net olacak şekilde göstermek istiyorum. kesmeden de tuttuğumda bakın bu şekilde kalıp gibi zaten tepsiden çıkıyor. Yüzeyi çıtır çıtır ufalanan, iç kısmı tel tel yumuşacık olan bir börek hazırladım. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Ben mümkün olduğunca tüm püf noktaları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Fakat aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, burada benimle kalın, hoşça kalın.